Evet, şimdi bir örnek çözelim. Önceki videoda anlattığımız yöntemi nasıl uyguladığımızı görselleştirmek için. Bize verilen bir gerilim durumu var burada. Normal gerilimlerin değerleri verilmiş. Aynı zamanda kesme gerilimlerinin değerleri de verilmiş. Sigma x yani x yönünde etki eden normal gerilim burada görebildiğiniz gibi 3 megapaskal. Y yönünde etki eden normal gerilim 2 megapaskal. Z yönünde 0 megapaskal. Burada görüldüğü gibi herhangi bir gerilim etki etmiyor. X düzlemi üzerinde Y yönünde etki eden kesme gerilimi ile Y düzlemi üzerinde X yönünde etki eden kesme gerilimi birbirini dengelemek durumunda aynı alt simgeye sahipler ve değerleri 2 MPa olarak verilmiş. Burada görebileceğiniz üzere benzer şekilde XZ ve ZX bileşenleri birer MPa olarak verilmiş. Pardon yanlış gösterdim galiba. X düzlemi üzerindeki Z doğrultusu, evet buradaki ve Z düzlemi üzerindeki X doğrultusu, o da buradaki yön sağa doğru. Bunlar birer megapascal. Son olarak YZ ve ZY de birer megapascal olarak verilmiş. Kesme gerilimlerinin YZ ve ZY bileşenleri. Şimdi bu bileşenlerden yola çıkarak asal gerilimleri hesaplamak için bir önceki videoda bir denklem vermiştik hatırlarsanız. Ee, o denklemi kısaca buraya tekrar yazdım. Bir önceki videoda buradaki sabit katsayıları açarak denklem içinde yazmıştık. Burada denklemden denklemin dışında gösteriyorum bu sabit katsayıları. Aynı şeyden bahsediyoruz. Farklı bir durum yok. Şimdi yapacağımız şey buradaki bileşenlerden yola çıkarak bu sabit katsayıları hesaplamak. Ardından bu sabit katsayıları buradaki denklemde yerine koymak ve elde ettiğimiz üçüncü dereceden bu polinomun köklerini bularak e, asal gerilim değerlerini elde etmek. İlk olarak birinci sabit katsayı ile başlayalım. Onun da değeri 3 normal gerilimin toplamına eşit. E, sigma x 3, sigma y 2 toplamı 5, 0 daha 5. Birinci katsayının değeri 5. İkinci katsayıya bakalım. E, sigma x çarpı sigma y 6. Artı sigma y çarpı sigma z. Sigma z 0 olduğuna göre 0 olacak. Ardından sigma y pardon sigma x çarpı sigma z. Sigma z 0 olduğu için bu da 0 olacak. Ardından eksi tau x y'nin karesi. 2 mega 2 karesi o da eşittir 4 eksi tau yz'nin karesi 1 megapaskal olarak verilmiş karesi yine 1 olacak eksi tau xz'nin karesi o da 1 bu işlemi yaptığımız zaman 6 eksi 4 eksi artı 2 yapıyor eksi 1 daha artı 1 eksi 1 daha 0 ikinci sabit katsayının def, değeri de 0'mış Son olarak bir de üçüncü sabit katsayının değerini hesaplayalım. 3 normal gerilimin çarpımı sigma z 0 olduğu için 0 olmak durumunda. Ardından 3 kesme geriliminin çarpımını 1 de 2 ile çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 1 çarpı 1 2 yapıyor. 1 de 2 ile çarptığımız zaman 4 yapıyor. Ardından eksi sigma x çarpı tau y z'nin karesi tau yz 1 karesi de 1 yapacak. Bunu sigma x ile çarptığımız zaman 3 elde ediyoruz. Ardından eksi e, burası sanki sigma x gibi görünüyor. Fakat burası sigma y. Herhangi bir hata olmasın. Sigma y çarpı tau x y'nin karesi. Tau x'e yine 1 megapascal, Sigma y ise 2 megapascal. 1'in karesi 1 2 ile çarptığımız zaman 2 yapıyor. Son olarak da Sigma z çarpı tau x y'nin e karesi sigma z 0'a eşit olduğu için buraya 0 yazıyoruz. Bu işlemi yaptığımız zaman da 4 eksi 3 1 yapıyor eksi 2 daha eksi 1 elde ediyoruz. Buradaki sabit katsayıları Buradaki denklem içine yazdığımız zaman s küp eksi I1 eşittir 5 demiştik. 5 çarpı S kare I2 sıfırdı. Dolayısıyla bu terimi yazmamıza gerek yok. Son olarak eksi I3 o da eksi 1 olduğuna göre eksi çarpı eksi artı yapacak. Artı 1 eşittir 0 olarak buradaki denklemi yazıyoruz. Şimdi bu denklemin köklerini bulmamız lazım. Bunun için Farklı farklı yöntemler kullanabiliriz. E, matematiksel olarak çok kolay değil bunu bulmak. E, o yüzden matematiksel bir yöntem üzerinde durmayı tercih etmeyeceğim. Yani işlemlerle bunu bulmayı, bir bilgisayar programı vasıtasıyla bulmayı deneyebilirsiniz. Belki hesap makinenizin böyle bir becerisi varsa onunla bulmayı deneyebilirsiniz. Ya da bir grafik çizerek bulmayı deneyebilirsiniz. Ben bu üçüncü yolu tercih edip burada hazırlamıştım. Biraz önce buraya yazdığım bu s küp eksi 5 s kare artı 1 eşittir 0 eşitliğini buraya yazdım. x küp eksi 5 x kare artı 1 olarak sadece değişkeni s'den x'e değiştirdim. Aynı şeyden bahsediyoruz ve bunun köklerini bulmak demek. Buradaki eşitliğin grafiğini burada görebiliyoruz. görüyoruz. Bu eşitliğin buradaki köklerini bulmak demek. Yani bu buradaki x eksenini kestiği noktaları bulmak demek. Çünkü bu x eksenini kestiği yerlerde buradaki y değerleri 0 değerini alıyor. Yani buradaki eşitlik sıfır eşit olmuş oluyor. Bunun da köklerine bakacak olursak buradaki en küçük kök eksi sıfır nokta 429 megapaskal. Buradaki yandaki ikinci sayı virgül sıfır y değerini veriyor. x virgül y değerleri veriliyor. y 0 İkinci köke bakılacak olursak x değeri 0.47 artı 1 değer. Y değeri yine 0. Üçüncü köke bakacak olursak 4.959 y değeri tabi yine 0. Bu üç kök tabi bize asal gerilim değerlerini veriyor. Bunlardan hangisi sigma 1, hangisi sigma 2, hangisi sigma 3 olacak diye soracak olursam en büyük kök bize sigma 1 değerini veriyor demiştik. Dolayısıyla 4.959 değeri sigma 1 olacak. İkinci değer sigma 2 0.47 olacak. Üçüncü değer ise eksi 0.429. Bu da sigma 3 olacak. Yani bu değerleri buraya yazarsak sigma 1 eşittir artı 4.959 megapascal demiştik. Sigma 2 yine artı bir değerdi 0.47 megapascal dedik. Sigma 3 değeri de <laughs> Eksi 0. 400 Tam değeri hatırlamıyorum 429 Eksi 0.429 megapascal dedik Yani buradan şunu görüyoruz Bu Asal gerilimlerin Simgelerine baktığımız zaman birinci ve ikinci asal gerilim artı değere sahip. Dolayısıyla bir çekme gerilimi şeklinde etki ediyorlar. Kesme gerilimleri sıfırlandığı zaman üçüncü asal gerilim ise eksi değere sahip. Bu da bu asal gerilimin bir baskı gerilimi olduğunu gösteriyor.